1874 yılına gidiyoruz. Yosef Henry Blackburn, Henry William Giffords. E4, E5, At 3 At C6, D4, İskoç açılışı. İspanyol ve İtalyan açılışına göre daha agresif bir açılış. Fakat C3 ve D4'te olduğu gibi merkezde o kadar büyük bir hedefi yok. Peki, E alır D4. Arkadaşlar buradaki ana hamle elbette atılır D4. Blackburn'un tercihi ise fil c4 olmuş. Kendisi piyonunu feda ediyor. Buna karşılık hızlı bir gelişim ve ayrıca rakibinin şahına bir an önce saldırıyı başlatmak istiyor. Gifford da madem az önce o piyonu almadın o halde fil c5 ile hem gelişirim hem de piyonumu savunurum demiş. Oldukça mantıklı. Burada tabii ki en doğal gelişim hamlesi kısarok olurdu. Blackburn'un tercihi ise at g5. Birçok videomuzda ne diyoruz? Açılışta aynı taşla ikinci defa oynamayın. Blackburn bunu yapıyor. Kendisinin şimdi bir tehdidi var. Evet, f7 piyonunu istemiş oldu. Fakat bu büyük bir problem değil. Ataş 6. Evet, belki bu at tahtanın köşesinden geliştirildi fakat dünyanın sonu değil. Burada oyundaki hamleye gelmeden önce tahtaya şöyle bir baktığımızda hemen rakibin savunmayan, korunmasız bu fili dikkatimizi çekiyor. Peki bu filden nasıl faydalanabiliriz? İşte bu sorunun cevabı atalır f7'de saklı. Nasıl mı? Atalır f7, fil alır f7, şah alır f7, vezir h5 ve c5'teki fili böylelikle almış olduk. Bu pozisyonda şah ve piyon formasyonu zayıf kaldı fakat buna karşılık rakibin çok daha hızlı ve rahat bir gelişimi olabilir. Burada önemli bir soru var. Yani dinamik etmenler mi yoksa orta ve uzun vadeli statik zayıflıklar mı daha önemli? İşte bu devam yolu bizlere bu sorunun cevabını verebilir. Pekala tekrar oyuna dönecek olursak. Ataş 6'ya karşı Blackburn at alır F7 tercihinde bulunmamış. Yani kendisi bizlere şunu söylüyor. Ben rakibimin tahtadaki köşedeki atından oldukça memnunum, çok mutluyum ve o atını değişmesine izin vermek istemiyorum diyor. Oldukça mantıklı. Ve burada vezir H5 ile oyuna devam ediyor. Yine sürekli söz ettiğimiz önemli genel prensiplerden bir tanesi erkenden vezirinizi oyuna girmeyin. Blackburn bunu da yaptı. Evet bir kez daha F7 piyonunu isteyerek vezir H5'i geldi ve vezir E7. Oldukça mantıklı bir hamle. Bir yandan piyonu korurken bir yandan da filine olan desteği arttırdı. Ve burada arkadaşlar yine aklımıza gelen ilk hamle kısa rok. Fakat Blackburn F4 ile oyuna devam ediyor. Belki kendisi şu noktada rakibinin at 5 gelmesini istememiş olabilir. Çünkü bu çok güçlü yani rakibin şah kanadına baskı yapan filini isteyerek gelirdi. Fakat burada da şahı halen merkezde ve yine genel ilkelerden bir tanesi eğer şahınız merkezde ise oradan piyon sürüşü yapmayın. Fakat Blackburn oyunun başından bu yana olduğu gibi bunu da çok dikkate almamış. Eğer rakibi bu pozisyonda D5'i bulmayı başarsaydı gerçekten Blackburn'u çok zor saatler bekliyor olacaktı. Çünkü şah merkezde rakibinin gelişimi çok daha iyi e4 piyonu açmazda. Eğer fil alır D5 yanıtı verilseydi buna da at B4 gibi çok güçlü bir hamle olacaktı. Dikkat edin, bu piyon açmazda olduğu için at alır D5, taş kazanmak istiyor. Ayrıca at alır C2 ve kaleyi de alabilir. O halde tek seçenek fil B3 gibi gözüküyor. Ve şimdi önemli bir kazanım, yani bu fil e4 piyonunun savunmasından ayrıldığı ve az önce yaptığımız bu D5 sürüşünün ana fikirlerinden birisi de fil G4 oynayabilmekti. Yani erkenden oyuna giren veziri cezalandırmak istiyor tempoyla. Peki tek seçenek vezir H4 olurdu ve arkadaşlar bu pozisyonda daha hızlı bir şekilde kazanca ulaşmak istiyorsanız Seçeneklerden bir tanesi şüphesiz f6. Şimdi bu atı istedi ve eğer at geri dönerse bu kez vezir alır e4 bir anda oyunu bitirebilirdi. F6 yerine şöyle güzel bir seçenek de var. D3. Ne yapıyor? Filinin önünü açtı. Bu fil bu kareyi kontrol ettiğinden dolayı Artık rok atılamaz ve Blackburn'un şahı oyun boyunca ya da çok uzun bir süre diyelim tahtanın ortasında tehlikede kalmış olurdu. Yani şunu söylemek yerinde olur. Eğer rakibi d5 hamlesiyle bu devam yoluna girmiş olsaydı rakibinin Blackburn'un açılış stratejisinin ne kadar da şüpheli olduğunu bizlere gösterebilirdi. Peki F4'e karşı Henry Gifford bu fırsatı kaçırmış ve kısa rok ile oyuna devam etmiş. Burada Joseph Henry Blackburn'un oyunla ilgili kısa notlarına baktığımızda kendisi kısa rok yerine rakibi için D6, fil D7 ve uzun rok tercihinin daha doğru olacağı yorumunu yapmış ki haksız sayılmaz. Çünkü kısa roktan sonra şah kanadı ne kadar güvenli bu tartışılır. Pekala. Şimdi Blackburn kısarok ile oyuna devam ediyor. Yani bunu şahını güvenlik altına almak için yaptığını zannetmiyorum. Kendisi tahtının köşesindeki kaleyi bu dikeyden hücuma katmak için yapmış olmalı. Peki? Bir kez daha makine bizlere D5 yap diye bağırıyor. Evet, Artık şah az önceki gibi merkezde olmadığından dolayı belki D5 sürüşü o kadar etkili olamayacaktı fakat yine en iyi hamleydi. D5'in önemli yanlarından bir tanesi de bakın E4 ve F4'te yan yana duran bu hareketli mobil piyonları ayrıca rahatsız etmiş olurdu. Ve tabii ki filinin gelişimini hızlı bir şekilde hazırlayabilirdi. Oyunda Gifford'ın tercihi D6 oluyor. Evet yine filinin gelişimini hazırlıyor fakat D5'e oranla bunu tempo ile yapmamış oldu. Ve şimdi F5 sürüşü artık çok daha rahat bir şekilde oynanılabilir. Blackburn öyle yapmış. f 5ten sonra tabii ki Blackburn'un e, vezir kanadı gelişimi yok ve kendisi bunu da dert etmiyor. Şu ana kadar geliştirdiği taşların hücumunda başarıya ulaşması için yeterli olduğu kanısında. Fakat şunu da söylemek yerinde olur. Az önce yapılan piyon sürüşüyle birlikte C1'de her ne kadar başlangıç karesinde olsa da bu fili gelişmiş olarak sayabiliriz. Ve tabii ki arkadaşlar çok dikkatli olmalısınız. F6 sürüşü tempoyla geleceğinden dolayı gerçekten oyunu hemen bitirebilir. Çünkü F6'ya eğer bu alışı yaparsanız hem F dikeyi açılır hem at boşta kalabilir ve gerçekten şah kanadı bir anda paramparça olabilirdi. Burada Gifford'ın tercihi öncelikle D3 açarak şah olmuş. Ve yine Blackburn kendi notlarında bu hamlenin kötü olduğunu söylemiş. Bunun sebebi ise bu at C3 karesinden artık oyuna girebilir ve oradan da çok etkili bir şekilde hücuma destek verebilir. Bakalım. Öncelikle şah h1 ve şimdi d alır c2'ye at c3. Evet belki bir geçer piyon var ve çok yaklaştı birinci yataya. Fakat bu piyon şimdilik bir tehlike oluşturmaktan çok uzakta ve Blackburn'un hücuma yeni ve çok etkili bir taşı daha dahil oldu. Biraz sonra at D5 gelebilir. Şimdi Gifford'dan at E5 çok mantıklı. Rakibinin rahatsız edici bu filini hemen tempoyla istedi. Blackburn önce at D5 oynamış ve rakibi veziri d8 karesine kaçtığında şimdi f6 sürüşü geliyor. Evet. F6 ile birlikte. Oyunda yapılmamış olsa da öncelikle sanki bu fil boştaymış, alınabilirmiş gibi bir havası var. Atalar c4'e karşı öncelikle şunu söyleyelim. F6'ya kadar ilerleyen bu piyonun sağladığı avantajlardan bir tanesi atın e7 karesinden hücuma katılabilmesi, şah çekebilmesidir. Fakat bu varyantı ilerletmek istemiyorum çünkü oyundakine oldukça benzer hamleler var ve sürpriz kaçmasın. Peki F6'ya karşı zaten at alır C4 yapılmıyor. Bir diğer seçenek piyonu almak olabilirdi G alır F6. Fakat bu da vezir alır H6 ve takiben at F6 karesinden oyuna rakip şaha yaklaşabileceğinden dolayı bu da oyunu hemen bitirebilirdi. İşte bu sebeplerden dolayı F6'ya karşı bir kez daha makinenin burada önerdiği en dirençli savunma hamlesi fil G4. Bize yabancı olmayan bir hamle. Şimdi Blackburn'un vezirine çok fazla bir seçme şansı bırakmıyor. Vezir H4 tek kare ve buna da makine at g6 gel diyor. Yani rakibin vezirini kendi şahından şöyle bir uzaklaştır ki bari mat olma. Ancak burada bile gerçekten çok büyük bir baskı var. F6'ya Gifford'ın tercihi direkt at g6 oynamak olmuş. Bakın burada dikkatli olmalısınız. Çünkü kendisinin de oluşturduğu bir tuzak var. O da Biraz sonra fil g4 yapacak ve Blackburn'un vezirini düşürmek istiyor. Çok güzel gözüküyor değil mi? Ancak Blackburn daha hızlı davranmış ve f alır g7 ile oyuna devam etmiş. Şimdi bu piyonu almak zorundasınız. Az çok zorunlu gibi. Şahadır g7'ye. Arkadaşlar, videoyu durdurup düşünebilirsiniz. Burada oyunu mükemmel bir şekilde bitiren bir feda hamlesi var. Gerçekten çok güzel. Evet, Blackburn tabii ki bunu bulmayı başarıyor ve vezir alır aşaltıyla rakibinin şahını çok uzun bir yolculuğa çıkarıyor. Şah alır aşaltıya at e6. Vezir fedasını taçlandıran mükemmel bir açarak şah çekme hamlesi. Ve şunu da dikkat edin. Bu atın nereden açarak şah çektiği de çok önemli. Çünkü şah tekrardan bu kareye gelip geri kaçamasın diye. At e6'dan bunu yapıyor. Peki. Şah h5 kaçılmış. Şimdi fil e2. Şah h4 zorunlu. Ve burada Blackburn'dan yine çok klas bir bitiriş. Kale f4. Veziri feda eden bir adam burada kaliteyi umursar mı? Tabii ki hayır. Şimdi bu kaleyi almak zorundasınız. At alır F4 ve buna da G3. Şah H3 kaçtığında at alır F4 ile Josep Henry Blackburn rakibini mükemmel bir şekilde mat ediyor. Ve buna mıknatıs matı diyebiliriz. Yani H6 karesinden feda ettiği vezir sayesinde rakibini kendi alanına doğru çekerek mat etmeyi başarmış oldu. Gerçekten çok güzel bir tablo. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalımızı katıl butonuyla bağışlarınızla destekleyebilirsiniz. Ayrıca videoyu beğenir, abone olur, yorumlarınızı eksik etmezseniz çok sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.